Herkese merhaba. Bugün günlerden 1 Mart 2021. Mart ayına girdik. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır günleri. Evet öyle. Ee, soğuklar geride kaldı, kara geride kaldı ama e, gene de dikkat etmekte yarar var. Gündüz nispeten iyi ama geceleri soğuk oluyor en azından benim yaşadığım e, coğrafyada. E, geçtiğimiz hafta 3 e, yani geçtiğimiz ayı kapatırken 3 gün 3 yaş günü veya yıl dönümüyle daha çok anıldı. 26 Şubat Erdoğan'ın yaş günüydü. 27 Şubat Erbakan'ın ölüm yıl dönümüydü. 28 Şubat'ta Tarihi Milli Güvenlik Kurulu toplantısının 24. yıl dönümüydü. 24 sene olmuş dile kolay. O Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Çankaya Köşkü'nde kapıdaki basın ordusundan biri de bendim. Canlı yayın aracımızda vesaire 9-9,5 saat sürdü tarihi olduğu belli bir toplantıydı. O gün de zaten öyle kayda geçti. Sonrasında da zaten tarihe geçti. Gelmiş geçmiş tarihi tek milli güvenlik kurulu toplantısı 28 Şubat'tır. Çoğunu takip etmiş biri olarak söylüyorum. Ona bakacağız bugün ama bir son dakika gelişmesi var. Son dakika gelişmesi derken güzel bir gelişme. Cumhurbaşkanlığa karet davasında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar beraat etmişler. Ee, de, sosyal ağlarda hiçbir suç işlemediler ki yargılanmamaları gerekirdi falan gibi bir mağdur ediliyor ama mesele o değil. Mesele tepkiler. Tepkilerden dolayı e, saray yargısı e, beraat etti. E, beraat ettirdi e, iki usta tiyatrocuyu, sanatçıyı bir, bir diğer ikinci konu da kimsenin içine sinmedi bu. 80 yaşına gelmiş ettikleri laflardan dolayı bu insanları işte hapisle falan yargılamak e, kamu vicdanında da rahatsız etti. Ve daha fazla büyütmeden bu işi bitirdiler. Artık Türkiye'nin insan hakları kaynarısı artık her yerde açılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Zaten yeterince başımızda bela var. Bir de bu iki duayenle ilgili konuyla meşgul olmayalım dediler ve kapattılar. Ha siz siz olun. Müjdat Gezen ne demişti? Ben de aynısını söyleyeyim. Artık suç değil. Metin Akpınar ne söylemişti? Aynı örneği verebile. Öyle öyle düşünmeyin. Çünkü <laughs> adalet adamına göre e, çalışıyor. Sadece bir örnek vereceğim. İşte Ahmet Böken e, gazetecilik yaptı. 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Hiçbir suçu yok. Tek suçu gazetecilik yapmak. E, 4 yıl 6 ay 16 gündür cezaevinde ailesinden ayrıca kilometrelerce uzakta Konya Akşehir Cezaevi'ne nakledilmiş. Kızı Nihan Böken 1664. gün diye babasının hasretini paylaşıyor. Gün gün sayıyorlar. İçeridekiler de sayıyor. Dışarıdaki yakınları da sayıyor. Adalet yani Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çalışan olay adalet değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamamen siyaset. İçerideki yani e, tutsak, içeridekiler tutsak, e, esir. E, işte bir takım pazarlıklarla birileri bırakıyor, birileri tutuluyor falan. E, ama konuşulmayan, gündeme getirilmeyen isimler maalesef kendilerini çok fazla ifade edemiyorlar. Herkes yanlış anlaşılmasın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen kadar şanslı değil ne yazık ki. Hatta il daha ileri giderek söyleyeyim. Herkes Osman Kavala kadar şansı değil. Hatta herkes Ahmet Altan kadar bu yönüyle şanslı değil. Tamam içerideler. 3 yıldır, 4 yıldır tamam. E, fakat yani konuşuluyorlar. Dünyada gündem oluyorlar. Birileri onların haklarını savunuyor vesaire. Ama dışa, içeride on binlercesi hatırlanmıyor bile. Yaşasın 1 Mart. Bu Latif Demirci karikatürü niye çizmiş bu karikatürü Latif Demirci? Şundan. 1 Mart'ta kısıtlamalar gevşecekmiş efendim ondan dolayı. Şimdi orada değilim kısıtlamalar gevşemeli gevşememeli falan Sadece iyi bildiğim iki ülkeden örnek vereceğim. Biri yaşadığım İngiltere, öbürü Türkiye. İngiltere'de 20 milyonu geçti aşılanan insan sayısı 66 milyon bu ülkenin nüfusu. Yani her 3 kişiden biri aşılanmış durumda. 14 Nisan'a kadar da 50 yaş üstünün aşılanmasının tamamlanması bekleniyor. Takip eden 2-3 ayda da bütün yetişkinlerin aşısı bitirilecek. Ondan dolayı da 8 Mart'ta okullar açılıyor. 14 Nisan'da yani 50 yaş üstü herkes aşılandıktan sonra da mekanlar açılacak. Dükkanlar, restoranlar vesaire, paplar falan açılacak. Bunlar iyi gelişmeler. Fakat e, bu bir seyahat serbestliğini serbestlisini getirecek mi onu bilmiyoruz. Yani Covid'siz dünya yakın mı onu bilmiyoruz. İlk bir yani aylardır söylediğim şey 2021'in de ilk 6 ayı gitti. İkinci altı ayından emin değiliz ama emin olduğumuz bir şey var. Batı dünyasında aşılarını tamamlayan ülkeler en azından kendi sınırları içerisinde bir serbest dolaşımı sağlayacaklar. Kendi sınırları içerisinde kısıtlamaları kaldıracaklar. Okullar açılacak, mekanlar açılacak vesaire. Hayat dönmeye başlayacak, ulaşım başlayacak falan. Ama ülkeler arası seyahat, turizm vesaire işte onu bilmiyoruz. Bunun için bir Covid seyahat kartı mı geliyor? Evet, bazı ülkeler bunu planlıyorlar. Bazı ülkeler kendi ülkelerinde onaylı aşıyı vurdurmuş olanları ülkesine kabul edecek. Bazı ülkelerse hayır, aşı olması yeterlidir diyecek. Ne olacak bilmiyoruz. Peki Türkiye? Türkiye de e, ne yazık ki e, 5 milyon veya 5.5 ,5 milyon dolayında insan aşılandı. 80 milyon e, şeylerle beraber Suriyelilerle beraber 80 milyonluk ülkede yani %5 bile değil. %5'i aşılanması için 8 milyon insanın aşılanması lazım. 70-75 yaş üstünde kaç kişi, kaç defa, kaç doz aşı uygulandı bilmiyoruz. Dolayısıyla esasen kısıtlamaların devam etmesi icap ediyor. Ama öbür taraftan da yürümüyor, çarklar dönmüyor. E, feryatlar artık aşağı yükselmeye başladı. Muazzam bir ikili. Mevcut aşılama tablosuyla kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor ama gelen tepkiler ve beklentiler kısıtlamaların kaldırılacağını veya yavaş yavaş gevşetileceğini gösteriyor. Bilmiyoruz. İki ileri bir geri Türkiye yürüyor. İşte Sağlık Bakanı özür diliyor. Kalabalık bir cenaze törenine katıldığı için. Ama o törenin sahibi, törenin başında Cumhurbaşkanı var. Sırf bundan dolayı Sağlık Bakanı'nın görevden alınacağı söyleniyor. Milli Eğitim Bakanı, işte okullar başındaki bakan bir senedir milli eğitim idare etmeye çalışır ama idare etmeye çalıştığı şey tel tel dökülüyor. Online eğitim falan hak getire yani kimsede internet de yok bilgisayar da yok kaç çocuk da var yani. Televizyon bile yok ya çoğu evde yani insanlar televizyondan bedava dersleri takip edebilsin diye. Neyse uzatmayayım. Milli Eğitim Bakanı'nın da e, istifası veya görevden affının yakın olduğu söyleniyor. Ne olursa olsun yani e, zerre umurumda değil fakat... E Covid'siz dünya meselesi aşılamayla paralel şu anda. Sadece söyleyebileceğim bu. Eğer sarayın iki büyük kabusu dedik bu iki büyük kabus biri iç biri dış yani ...Erdoğan içeride bir sıkıntısı, bir sancısı var. Görevini devam ettirmesi, ekonomik kriz meselesi... ...işte muhalefetin yavaş yavaş böyle palazlanmaya başlaması... ...yeniden seçileceğimi mi, mi, seçim ne zaman olacak... ...Cumhur İttifakı oy kaybediyor, ne yapacağız, bir türlü toparlayamıyoruz... ...toparlamak için ne yaparsak da üstümüz başımız batıyor. Böyle bir durum var. İç, dışarıda da sıkışıyor çünkü bir müttefi yok. Amerika'dan beklediği telefon bir ayı geçti gelmedi... Ee, ne bileyim e, muhatap bulamıyor. Yaptırımlar yolda. Gerek Avru Avrupa Birliği'nden gerekse Amerika'dan. Halkbank davası sıkıştırıyor. Ziraat Bankası meselesinden dolayı Türksel birazdan bakacağız. Başı dertte. E, i̇ki büyük kabusu var ama onlardan evvel 28 Şubat'a dahi bir iki şey söylemek istiyorum. 28 Şubat e, sürecinde 28 Şubat süreci e, AK Parti'yi doğurdu. E, Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve diğerleri Yenilikçiler adıyla Refah Partisi'nden koparak, daha doğrusu Fazilet Partisi, Refah Partisi kapatılmıştı. Fazilet Partisi'nden koparak, Fazilet Partisi de kapatıldıktan sonra yeni partiye, Saadet Partisi'ne geçmeyerek kendi partilerini kurdular. En temel eleştirileri er, Erbakan ve çevresinin yaşlı olmasıydı. Yaşlı bir kadronun. Bu gençlerle beraber yürümek istemeyişiydi. Sadece Erbakan değil hepsi 70-75 yaş çizgisindeydi. Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Recai Kutan, Fehim Adak, Ahmet Tekdal hepsini ezbere sayarım. İşte Süleyman Arif Emre. Öldüler büyük bir bölümü. Yaşayanlar var. ...Erdoğan bu aksaçlılarla parti idare ediyordu... ...ve bunlar da rahatsızdı ve gittiler AK Parti'yi kurdular... ...yani orada değilim ama işte... ...Erdoğan'ın eski ettiği laflar böyle önüne çıkıyor... ...çıksa ne yazar yani... ...Erdoğan demiş ki işte partiyi kurarken... ...kuracağımız partide diyor... ...65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak... ...en son 65 yaşında aday olunabilir... ...65 yaşında aday olmak demek... ...70 yaşında işi bitmiş olmak demektir diyor falan... Siz Erdoğan'ın böyle dediğine bakmayın. Erdoğan 67. yaşını kutladı 26 Şubat'ta. Erdoğan'ın böyle dediğine bakmayın. 77 de olsa, 87 de olsa o partinin başında kalmaya çalışır. Bu da 28 Şubatçılarla bir Erdoğan karesi. Ortada Aziz Yıldırım, solda Çevik bir 28 Şubat'ın kudretli Genel Kurmay II. Başkanı. Bu da 28 Şubat kararları altındaki Erbakan'ın imzası ve 28 Şubat şey Milli Güvenlik Kurulu üyeleri var. İşte Savunma Bakanı Turan Tayan, İçişleri Bakanı Meral Akşener, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller vesaire. Erdoğan bu kararları imzaladı. Yani Erdoğan 28 Şubat kararlarına direnmiş değil. Direnen insan kararları imzalamaz ve istifa eder. Direnmek budur. Ama ne hükümet istifa etti ne kararlara karşı çıkıldı. Erdoğan götüreceğini düşündü ama en fazla 4 ay götürebildi ve daha sonra da istifasını götürdü Demirel'e sundu. Dolayısıyla 28 Şubat'ta bir Erba Erdoğan, Erbakan, Refah Partisi direnişi falan yok. Ama dediğim gibi şeyler bilmiyorlar. Yani yeni nesil bilmiyor. 28 Şubat'ta doğanlar bugün 20 24 yaşında. 30-35 yaşının altındaki insanlar 28 Şubat'ı hatırlamıyorlar bile. Tavsiye ederim Mehmet Ali Birand'ın 28 Şubat belgeselini seyretsinler. Ama Mehmet Ali Birand'ın 28 Şubat belgeselini seyretmeden Demirkırat, 12 Mart, 12 Eylül, Özallı Yıllar belgeselini de seyretmeleri gerekiyor ki ondan sonra 28 Şubat'ı seyretsinler. Belgeseller böyle bir e, kronolojik akış içerisinde çok tatlı, çok tatlı anlatımda güzel bir ekip tarafından hazırlanmış. Ve artık o belgesele konuşan insanların çoğu hayatta değil. Dolayısıyla YouTube'da var bedava. 32. günün kanalına girin seyredin. Günde iki bölüm seyretseniz bir ayda bitirirsiniz. Demir Kırat'la başlayın 28 Şubat'la bitirin. Yakın Türkiye tarihi hakkında bir fikriniz olur. En azından 10 dakika konuşabilirsiniz. Birkaç gündür YouTube kanallarında 28 Şubat tartışmalarına bakayım dedim. Kapattım. Çocuklar bilmiyorlar yani. Ve böyle bir kendi abileri tarafından ezberletilmiş şeyleri söylüyorlar. Söyleyeyim. O abileriniz, ablalarınız da 28 Şubat'ın medyaya aitti. <laughs> Dolayısıyla kendi içinde oldukları konuda sizi doğru dürüst yetiştiremezler. Sizin bağımsız kaynaklardan öğrenmeniz gerekir. Kronos demiş ki 10 yıldır devam eden 28 Şubat davası bitmedi. Davayı açan savcıya 17 yıl hapis cezası verildi. Yani işte anca 28 Şubat manşetlerde. Bülent Korucu demiş ki bu iki yaşlı 28 Şubat'ta general rütbesinde olup darbe yapsalardı aldıkları müebbet hapis cezasını hiçbir adli kontrol şartı olmadan evlerinde geçiriyor olacaklardı. Ama fakir öğrencilere burs verdikleri için cezaevindeler. Evet. Nusret Muğla 84 yaşında Halil Karakavuç 82 yaşında cezaevindeler. Ama mühim bir şey söylüyor Bülent Korucu. 28 Şubat'ta müebbet hapis cezası alanlar adli kontrol şartı olmadan evlerinde geçiriyorlar hapis cezalarını. Evet. 28 Şubat diye konuşması kolay. Bir diğer e, güzel tweet'i cezaevinde yıllarca e, yattıktan sonra çıkan yakınlarda çıkan gazeteci Ahmet Memiş paylaşmış. Birçok kişi bilmez. Ne kötü günlerdi o 28 Şubat günleri. Gazetecisinden öğrencisine binlerce insan hapse atıldı. Yüzlerce insan öldü. İntihar etti, başörtülü kadınlar kucaklarında çocuklarıyla hapse atıldı, toplumdan dışlandı, açlığa mahkum edildi. Neyse ki bin yıl sürmedi demiş. Güzel bir ironi Ahmet Memiş. 28 Şubat kara bir lekedir. Evet bu da o günkü toplantıdan çekilen kareler. Ama sadece size şunu söyleyeyim. 28 Şubat başörtüsü sorunu başörtüsü yasağı değildir. 20 Yani 28 Şubat sürecinin Sürecinde yaşanan gelişmeler ve ondan sonraki siyasi gelişmelerle elbette AK Parti doğdu ve bugünlere geldi ama 28 Şubat AK Parti'yi doğurmak ve Tayyip Erdoğan'ı işte Başbakan ve Cumhurbaşkanı yapmak ülkeyi 18 sene idare etsin diye olmuş bir şey de değildir. Yanlış analizler yapılıyor yani. Elbette her şey birbirinin sonucu yani ona bakarsan bugünkü AKP'yi 12 Eylül çıkardı dememiz lazım. E 12 Eylül'de 12 Mart çıkarttı onu da 27 Mayıs falan bu, bu işin şeyi çıkmaz yani. Hz. Adem'e kadar gider olay. 28 yani başörtüsü meselesi de AKP'de falan 28 Şubat sürecinin sonuçlarından biridir sadece. Ama 28 Şubat andıçtır. Mehmet Ali Birant, Akın Birdal, e, Mahir Kay, e, Kaynak, evet, e, andıçlanmışlardır. Ne diye? PKK'dan para alıyorlar diye. Akın Birdal ofisinde vuruldu. Bu yüzden Mehmet Ali Birant işsiz kaldı. 20 yani ve bu andıçı da sabah gazetesi Zafer Mutlu'nun, Hürriyet'in e, Ertuğrul Özkök'ün yönettiği Hürriyet ve Uğur Dündar'ın yönettiği kanalda haber yayınladı. Andıçladı bu insanları. Andıçtır 28 Şubat. 28 Şubat Sınca, Sincan'da yürüyen tanklardır. 28 Şubat Batı Çalışma Grubu'dur. Fişleme, hala devam eden fişleme o gün de işte Batı Çalışma Grubu eliyle yapılıyordu. Herkes fişleniyordu. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya bunu bir basın toplantısıyla anlattı. Şimdi yalanlıyorlar. Jitemi de yalanlıyorlar. 28 Şubat Süleyman Demirel'dir. 28 Şubat Erbakan'dır. 28 Şubat Tansu Çiller'dir. 28 Şubat Hüsamettin Cindoruk'tur. DYP'yi böldü gitti DTP'yi kurdu. Daha sonra da Anasol D hükümeti oldular. Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz'la. 28 Şubat Türkiye'nin bir numaralı partisinin en büyük partisinin kapatılmasıdır. Refah Partisi. Müslüm Gündüz'dür, Ali Kalkancı'dır. Bu magazin figürleriyle Türkiye'ye şeriat geldi, propagandası yapılmasıdır. Fadime Kalkancı'dır. E, Fadime Şahin'dir, Emre Kalkancı'dır. Ezbere biliyorum, bu sürecin içinde yaşadım yahu. Belgesel seyretmeme gerek yok ama yeni nesil seyretsin, hepsi var o belgesellerde. 28 Şubat Öcalan'ın paketlenmesidir. Ekonomik krizdir devamında. Bankaların batmasıdır. Refah Partisi'nin Anavatan Partisi ile koalisyonunun son dakikada bozulması Refah Partisi'nin direksiyonu Çiller'e kırmasıdır. Doğru Yol Partisi'ne kırmasıdır. O arada ne oldu? 28 Şubat medyadır, sabahtır, hürriyettir, sonra milliyettir, Sedat Ergin'dir, Fikret Bila'dır, Fatih Çekirge'dir. Söyledim Ertuğrul Özkök'tür, Zafer Mutlu'dur, Dinç Bilgin'dir, Aydın Doğan'dır. Çevik birdir. Erol Özkasnak'tır. 28 Şubat Genel Kurmay Genel Sekreteri medyadan sorumlu. Medyaya talimatlar yağdıran. Beşli çetedir. İşte Türk işi, diski, tiski, öbürü beriki, teski. Genelkurmay hiza hizalanan üniversiteler, yargı, medya, bürokrasidir. 28 Şubat. Bugün 28 Şubat'a ağzını, ağzını doldura doldura karşı çıkmak kolay. Ee, ama emin olun bugünkü darbeye alkış tutup darbecilerin yanında hizalananlar, bugünkü sivil darbeye alkış tutup bu sivil darbecilerin Erdoğan'ın ve Saray Şörekası'nın yanında hizalananlar, emin olun dün de 28 Şubatçılardı. Öyleydi. Ama... Yani Meral Akşener'i görüyorsunuz hemen alttaki fotoğrafta Turan Tayan'ın Milli Savunma Bakanı Turan Tayan'ın yanında dönemin İçişleri Bakanıydı. 28 Şubat Meral Akşener'e seni yağlı kazağa oturturuz tehdididir. Konuşuluyor mu bunlar bugün? Genelkurmayda bir paşa seni yağlı kazağa oturturuz dedi Meral Akşener'e. Böyle tehdit etti. Ama siz New York'taki Reza Zarrab davasını Cüneyt Özdemir'den ne bileyim 15 Temmuz'u Nedim Şener'in anlatımıyla dinliyorsanız 28 Şubat'ı da AKP'lilerden dinleyin. Onlar da size kendi masallarını anlatsınlar. Diyeceğim bu. Kara bir lekedir. 28 Şubat anlaşılmadan bugün bugünler anlaşılmaz. Ama 28 Şubat'ı anlamak için de geriye doğru... Türkiye yakın siyasi tarihine bakmanız lazım. Benim çok çalıştığım bir konudur. Bu yakın siyasi tarih dersine girerken bahsettiğim sıralı Mehmet Ali Birant belgesellerini izlemeye başlayarak girebilirsiniz. Eğer o belgeselleri doğru dürüst seyretseydiniz hafta sonu seyrettiğim gibi YouTube kanallarında kusura bakmasınlar siyaset bilimcisi geçinenler böyle ge gevelediler yani. En azından o belgeselleri seyretseydiniz Beşan Dokka konuşacak bir fikriniz olurdu. Yokmuş yani. 28 Şubat. İhraç İl ilahiyatçı Zeynep Uncu, kalbimi iyi kırdınız. Şey, kalbimi çok kırdınız. Size iyilikten başka bir şey yapmadım diyor. 28 Şubat. 15 Temmuz'dan sonra çalıştığı Diyanet'teki Kur'an kursu öğretmenliği görevinden ihraç edilen ilahiyatçı Zeynep Uncu, Türkiye'de yaşadıklarını, ülkeyi terk ettikten sonra başına gelenleri TR724'de anlatmış. 28 Şubat'tı neden çok fazla konuşmak, üzerinde durmak, tepinmek istemiyorum. Sadece başlıkları verdim biraz evvel. Ya bin beteri yaşanıyor şu anda. Bu sadece bir örnek. Bin beteri yaşanıyor. Her neyse. Gelecek var ülkenin başına. Zaten geliyor da yavaş yavaş. Vatandaşın %67'sine göre ekonomi politikası başarısız, sözcü. Açlıkta sınır yok. İktidar yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını söylüyor ama sokak öyle demiyor. Cumhuriyet yazar kasa fırlatacak, yazar kasa fırlatacak bir milyon kişi var. Esnaf için pansuman değil tedavi gerekli. Yeni Çağ. Esnafın feryadı Yeni Asya. Orada esnafı esnafı çok zor durumdayız. Gırtlağa kadar geldi. Tamamen böyle dibe çakılmak için herkes elinden geleni yapıyor. Hep dibe, dibe, dibe nereye gideceğiz? Geleceğimize ne bırakacağız? İşte memleketin hali. Milyonlarca çalışan emekçi, emekli, çiftçi, esnaf, memur perişan halde. Evet. Ve Erdoğan'ın dışardaki kabusu. Birazdan içerideki kabusa geleceğim. Amerika'nın eski güvenlik ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD eski başkanı Trump'tan hemen her görüşmelerinde Halkbank soruşturmasını sonlandırmasını talep etmesini istemiş. Öyle ki artık Trump'ı bunaltmış. Ve Halkbank'ta Erdoğan Trump'ı ikna edeceğini düşünerek e, Amerikan makamlarına hiçbir tabiz vermeye yanaşmamış. Ve neticede Mayıs ayında Halkbank davası başlıyor. Joe Biden ve yönetimi, Beyaz Saray'ın yeni yönetimi Türkiye'den hiçbir muhatabını aramadı ee, ve sarayın beklediği 40 gündür beklediği telefon gelmedi. Gelecek bugün yarın gelir ama bu bile bir mesaj ee, ve Erdoğan bunu kara kara düşünüyor. Halkbank'tan dolayı ciddi yaptırımlar kapıda. Bu ülkenin kredibilitesinin bitmesi demek, ülkenin dışarıda para bulamaması, borç bulamaması demek. İtibarının o zaten azalan itibarının tükenmesi demek. Bütün bunları e, İbrahim Öztürk, Profesör İbrahim Öztürk gerçek ekonomi programında detaylı olarak anlattı ama ben oradan size bir buçuk dakika kestim. E, gerek Halkbank, gerekse varlık fonuna devredilen Türksel'in 1.6 milyar dolarlık ziraat bankası e, kredisiyle kurtarılması meselesi. E, her iki bankada şu anda Yusuf Yusuf bunu çok güzel anlatıyor İbrahim Öztürk ve devamla da diyor ki yani gerçekten Türkiye'de Türkiye ekonomisi ve Türkiye yöneticileri kabus dolu bir döneme girdiler, giriyorlar. Birlikte dinleyelim. Halkbank olayı çıkarsa Turan Bey zaten ben desem de demesem de öyle olacak. Erdoğan'ın Swift piyasaları yani uluslararası döviz piyasalarında işlem yapma ...para alma gönderme imkanı da kapatılacak. Bu Türkiye'yi tamamıyla çökertir. Erdoğan çaresiz. Erdoğan çıkış imkanlarını kendi eliyle yok etti. Günü birlik tepkilerle her gün daha komik hale düşüyor zaten. Manevra alanı siyaseten de kalmadı. Uluslararası piyasalar onu feci halde tanıdı. Onun bloflarını yemiyor ve ona yardım etmiyor. Dolayısıyla şu an garip bir uzatmaları oynuyor ve anlık gelişmeleri beklememiz gerekiyor. Türksel tamam, tamam. üzerinden yapılan tartışmayı çok kısaca söyleyeyim. Türksel tamam. uluslararası mahkemelere düştü, tahkime düştü. Başta Ruslar olmak üzere yabancıların kontrolüne geçebilecekti. Erdoğan adamlarını yönetim kuruluna yerleştirmek suretiyle davul e, iş adamında tokmak Erdoğan'da olmak üzere böyle birçok büyük özel sektör şirketini ele geçirdi. Sonunda Ziraat Bankası üzerinden 1.6 milyar dolarlık krediyi Virgin Adaları üzerinden dolaylı yollardan kullandırarak Türksel'de varlık fonunun payını artırmak suretiyle hem Rus ortağın Türksel'deki payı arttı hem varlık fonunun payı arttı. Onun için 1983 yılından beri Ziraat Bankası Amerika'da şubesi olan bir bankaydı. Halk Bankası gibi Ziraat Bankası'nı da bu işlerin içerisine sokunca korkudan 35-40 sene sonra Türkiye'nin koca Amerika'da birkaç tane e, şubesi olan Ziraat Bankası pılını pırtısını toplayıp şubesini kapatıp Türkiye'ye kaçtı oradan. Programın tamamını bizden iki önceki yayın e, Monster kanalında takip edebilirsiniz. Mühim uyarılar bunlar. Bunlar gerçekten Türkiye sıkıştı. E, Benzer eş planlı, eş zamanlı başka hadiseler de oluyor. Mesela Türkiye'de e, Karsan, İnan Kıraç'ın Karsan e, Holding'inin e, el değiştirmesi, hisselerinin el değiştirmesi. O konuyla alakalı Adem Yavuz Aslan TR724'te çarpıcı açıklamalar yaptı ve artık dedi çökülecek e, iş adamı veya holding kalmadı. AKP'lilere dönüyor olay dedi çok enteresan iddialarda bulundu. Şimdi onu ıı, izleyelim, üzerine konuşacağız. Yine konu sanıklarından Levent Yöktaş'ın Karsan gibi yani Türkiye'nin büyük şirketlerinden birinin hatırı sayılır bir kısmına sahip olması Ankara'daki güç mücadelelerinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Yani Levent Göktaş'ın böyle bir paraya, finansa sahip olmadığı belli. Yani bir avukat sonuçta ve 200 milyon dolar gibi bir rakam söz konusu. Bu ıı, işlemleri kendi adına yapmadığı belli. Yani bir takım güçler adına bu işi yapıyor. El konan ya da işte hissesi devredilen şirket Sezgin Baran Korkmaz Erdoğan'ın bir dönemki prenslerinden bir tanesi. Ama son dönemde biliyorsun yurt dışına çıktı. Kendisiyle ilgili yakalama tutuklama kararı var. Şirketlerine el kondu bırakıldı vesaire. Bu birçok noktadan önemli bir sinyal. Ergenekon'un artık şirketlere çökmeye başladığı, yıllardır cemaat şirketlerine çöktüler artık çökecek şirket kalmadı. Kuruyemişçilere dahil el koydular cemaat şirketlerine hepsini yağmaladılar. Kurdun dişine kan değdiği zaman durmuyor biliyorsun. Şimdi yeni yerler lazım artık birbirlerine çökmeye başladılar. Buradan sonra AKP'nin favori iş adamlarına çökecekler onu da şimdiden not olarak bir tarafa bulursunlar. Erdoğan bunu müsaade eder mi? Çatışma çıkmaz mı? Erdoğan'ın gücü yetmeyebilir. Erdoğan'ı da aşabilir bazı şeyler. Şimdi Levent Göktaş'ın Kars'ın şirketlerine söz söz sahibi olması, hisselerine sahip olmuş olması bir güç değişiminin işareti. Burada Süleyman Soylu'ların, Mehmet Ağar'ların o meşhur fotoğraf var ya geçtim, yazdan böyle konuştuğumuz o meşhur Bodrum-Yalıkavak yalı fotoğraflarının artık iş dünyasında da bir takım çevrelere artık el koyacaklarının da bir başka göstergesi. Yani buradan AKP'li iş adamlarına hatırlatalım. Hani büyük bir iştahla cemaat şirketlerine insanların ailelerinden kalan ya da el emeğiyle göz nuruyla kıdım kıdım büyüterek yaptıkları şirketleri çöktünüz yağmaladınız. Yarın bir gün sizin kapınız çalacaklar. İşte Sezgin Baran Korkmaz örneği bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Ne olduğunu bile anlamadan elinizdeki varlıklarınızı bizzat yağmalayacaklar ve onlara karşı sesinizi bile çıkarma şansınız olmayacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Erdoğan'ın diğer kabusu da içeride ve içeride muhalefeti terörize etmeye çalışıyor. Daha doğrusu terör üzerinden, kendi icat ettiği terör üzerinden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Bu artık bir sır değil. Fakat muhalefet e, tuhaf bir şekilde iktidardan gelen her şeyi değerlendiriyor veya iktidardan gelen her şeyi masaya yatırıyor ve e, tuhaf bir şekilde itibar ediyor. Şimdi ona bakacağız. Mesela diyor ki Erdoğan, bunlar öyle utanmaz ki garayı bile benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Kimin üzerine yıkılacaktı? Mahmut'un üzerine mi yıkılacaktı gara? Abdullah'ın üzerine mi yıkılacak gara? Supi'nin üzerine mi yıkılacak gara? Sizin üzerinizde yani yani sadece e, olumlu şeylerden değil negatif giden şeylerden de sorumlusunuz. Değilse konumuz bu değil iktidarın nasıl bir tarzı olduğu anlaşılmıştır zaten bu süreçte. İktidar 33 fezlekeyi meclise gönderdi. ve bunlar arasında 9 HDP'li şey var. milletvekili var. bu 9 HDP'li milletvekili Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, işte Garopay'dan Hüdakaya Kaya vesaire. Sezai temelli. Şimdi bu 9 HDP'li milletvekiliyle alakalı şey olacak. E, tez e, dokunulmazlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak. Şimdi bu söz konusu olduğunda e, İyi Parti çıktı dedi ki HDP'yi problemli görüyoruz. Fezlekeler geldiğinde evet diyeceğiz. Evet. Erdoğan gezi yalanlarına devam ediyor. Bir kutularıyla camimize girenler bunlar değil mi filan. Yani iktidar Videosunu yayınlayacağız dediği gezi olaylarının üzerinden 300 cuma geçmiş hala bu bir camide bir içtiler videosunu yayınlayamadılar ama o yalanı söylemeye devam ediyorlar. Görülmeli ki hep böyle bir propaganda bir, bir, bir şey bir malzeme buluyor ve onu sürdürüyor. Ve bunu sürdürürken de çevresini terörize ederek gidiyor. İşte yani Gara olayını bile orada 13 artı 3 16 şehit var ve o olayı bile muhalefete yamamış durumdalar. Sorumlu CHP, HDP vesaire. Hemen ardından tezkereler mecliste, işte hemen ardından da İyi Parti hizaya giriyor. İşte gelirse işte şey yapacağız falan. Hatta işte Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. İyi Parti önce içeriye bakacakmış. HDP'liler hakkındaki fezleke konusunda falan. Şimdi kısa ve öz. İktidar bugüne kadar daha önce AKP, daha sonra da AKP artı MHP. E, muhalefetten gelen hiçbir önergeye evet demedi. Muhalefetten gelen hiçbir şeye evet demedi. Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir şey geldiğinde, emeklilerle ilgili bir şey geldiğinde, halkın genel temel ihtiyaçları ilgili bir şey geldiğinde dahi evet demedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hiçbir önerge, hepsini otomatikman reddetti. Çoğulu tren kazası geldiğinde de, işte efendim Soma'daki maden faciası geldiğinde de reddetti. İktidar, muhalefetten gelen her şeyi içeriğine dahi bakmadan, İyi Parti içeriye bakacakmış ya. içeriğine dahi bakmadan reddediyor. Otomatikman, kategorik olarak reddediyor. Muhalefetten gelen her şeyi reddediyoruz. Ve hiç kimse iktidara ya siz bunu nasıl reddedersiniz? Yani işte sağlık çalışanlarının Covid hastalığının sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması meselesi. Muhalefet onunla ilgili bir şey vermişti. Ya bu, bu bunda ne mahsur var falan. Muhalefet doğru bir şey getirdi. Kimse şey yapmıyor. Ve iktidar hepsinden iyi gibi çıkıyor. Ama muhalefet iktidardan gelen her şeyi oturuyor değerlendiriyor. İçeriğine bakıyor bilmem ne. Söylüyorum. Muhalefet de tıpkı iktidar gibi kategorik olarak iktidardan gelen her şeyi reddedecek. Artı muhalefetin eli daha güçlü. Çünkü iktidar meşru değil. Çünkü iktidar yasa hukuk tanımıyor. İktidar muhalefet iktidara diyecek ki ben seni tanımıyorum. Sen meşru değilsin ve senden gelen hiçbir öneriyi kategorik olarak kabul etmiyorum benim tüzüğümde şu yazıyor diye, benim işte efendim hassasiyetlerimde bunlar var diye, sen benim milliyetçi damarımdan yararlanıyorsun, sen benim muhafazakar damarımdan yararlanıyorsun veya sen benim solcu damarımdan, demokrat damarımdan, şucu bucu damarımdan yararlanarak bir takım şeylerle beni tavlamaya çalışıyorsun. Kusura bakma. Ben seni kategorik olarak reddediyorum. Ne getirirsen getir. Sen meşru değilsin. ...ve ben seni sandıkta devirmeye and içtim... ...bir an evvel getireceksen sandığı getir... ...ben sadece ona evet derim... ...ve onun dışında hiç nefesini yorma... ...demesi lazım ama muhalefet hala içeriye bakıyor... ...peki muhalefet niye böyle yapıyor... ...muhalefet oyun bozmak istemiyor Ankara'da... ...bu kadar net... ...oyun bozmak istese yapar... ...yani mesela... Ee, ...bu konuda... İşte Hakan Aygün bir tweet atmış. Diyor ki mecliste diyor dokunulmazlığı kaldırılmak istenen HDP'li vekil sayısı 17'ye yükseldi. Hepsinin vekilliği düşerse ara seçim yolda. 3-4 tanesi koruyacaklar ki ara seçim olmasın. HDP toptan istifayla bu oyunu AKP MHP'nin aleyhine çevirebilir. Zaten nereye kadar idare gerisi analizimde demiş. Yani hepten diyor sineyi millete gidin. Hepten istifa edin. Hadi bakalım ne yapıyorlar HDP'lilere. Ama yapmıyor HDP'liler. Hatırlatalım yani muhalefet oyun bozmak istemiyor. Hatırlatalım. 2018 seçimlerine gidilirken İyi Parti seçimlere girememe endişesinden dolayı 15 CHP'li milletvekili tak diye İyi Parti'ye geçmiş, İyi Parti mecliste grup kurmuş ve seçime katılmıştı. Taktiksel bir hamleydi. Zekici bir hamleydi, alkışlanacak bir hamleydi, demokratik bir hamleydi. O günkü Türkiye koşullarında yapılacak en şık hamlelerden biriydi. Gerçekten güzeldi, muazzamdı, şıktı. Akşener zaten her konuşmasında CHP'ye teşekkür ediyor o yüzden. Neyse geçelim. Ne oldu sonra? 15 milletvekili C İyi Parti'ye girdi. İyi Parti mecliste grup kurdu. Meclise girmeyi, şey seçime girmeyi garantiledi. YSK'da İyi Parti seçime girebilir demek zorunda kaldı. Başka çaresi yoktu. Daha sonra 15 milletvekili CHP'ye geri dönecekti. Ayrı bir konu. Dönmese de ne olacak? Zaten seçimler yenileniyor. E Parlamento değişiyor. Neyse uzatmayayım. Muhalefet istese öyle hareketler yapar ki. Ha hiç kimse demesin. Ya, muhalefet zor durumda işte efendim her gün tutuklanma tehdidi, her gün operasyon tehdidi şudur budur kolay mı? muhalefetin hala yapabileceği çok şey var. Hakan Aygün onu orada söylemiş. Dün CHP'nin İyi Parti'nin yaptığı var. Öbürü var. Beriki var. Yani var işte bak. Canan Kaftancıoğlu tayma konuşmuş ve diyor ki tutuklanacağımı düşünüyorum ama hapisten güçlü çıkarım. Canan Kaftancıoğlu tutuklanacağını düşünüyor. Hapisten de güçlü çıkacağını düşünüyor. Bunu göze almış. Yani bunu göz alacaksın yani. Ya orada bu ülkede siyaset yapıyorsan. Adam kefeni cebinde siyaset yapıyor. Senin de kefenin cebinde olacak. Yani Türkiye'de siyaset koşulları böyle. Türkiye'de siyaset koşulları böyle. Bak. Doğu Perinçek, olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa, MHP'nin başına geçer misiniz diye sorulursa, MHP sorulunca MHP'nin başına geçmek benim için şereftir diyor. MHP'de yanıt veriyor. Diyor ki, Perinçek'le çay bile içmeyiz. Oturur içeriye bakarız perinçekli otururuz falan diye hiçbir konuşma yok. Kategorik olarak reddediyor MHP. Ya MHP kadar olamadınız ya. Muhalefete söylüyorum. İktidar ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı şu anda AKP MHP'nin iktidar ortağı epey bir senedir 15 Temmuz'dan beri iktidar ortağı Doğu Perinçek'i Doğu Perinçek'e MHP'nin verdiği kategorik cevap kadar bile cevap veremiyorsunuz iktidara. MHP. İktidar ortağına bile seninle çay bile içmem diyor. Kategorik olarak reddediyor. Ama muhalefet iktidara, muhalefet AKP'ye, muhalefet Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, Meral Akşener Bahçeli'ye, Erdoğan'a her neyse seninle çay bile içmem diyemiyor. MHP doğu perinşe ediyor. İktidar kadar cesur olacaksınız. En az onlar kadar cesur olacaksınız bir şey yapmak istiyorsanız. Bu işler böyle yani. dedik ve bugün de 34 dakikayı 35 dakikayı geride bıraktık. Artık kapatma vakti. Yarın güne bakışta Turan Görü Yılmaz karşınızda olacak. Biz çarşamba günü tekrar manşette burada günün manşetini birlikte atmayı planlıyoruz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.